Değerli basın mensupları, son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. OHAL uygulaması ile ilgili, Bakanlar Kurulu'nca yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili düşüncelerimizi ve endişelerimizi Sayın Başbakan'a aktardık. Sayın Başbakan not ettiler. Sanıyorum önümüzdeki süreç içerisinde temaslarımız devam edecek. Teşekkür ederim. Evet. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi olağanüstü hal uygulamasının başladığı andan itibaren hükümetimizce çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin detayları hakkında kendisini bilgilendirdim. Ve bu konudaki bazı hassasiyetleri, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Bu konuyu tekrar hem Sayın Genel Başkan hem de biz gerek bundan sonraki uygulamalar bakımından gerekse bugüne kadar yapılanlar açısından dikkate alacağız ve görüşmelerimiz bu çerçevede devam edecek. Önemli olan süratle olağanüstü hale sebep olan şartların ortadan kaldırılması. Ülkemizde darbe girişimlerinin asla ve asla yakın bir tehdit olmaktan çıkarılması, bu konuda ortak bir iradenin dünden bugüne itibariyle daha fazla olduğunu da görmekten memnuniyet duydum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine parti başkanları olarak bir araya gelmiştik. Orada bu konu gündeme gelmiş idi. İki şekilde, bir kapsamlı yeni bir anayasanın yapılması, bu çalışmaların yine siyasi partilerin bir araya gelerek devam ettirmesi yönünde bir prensip ve görüş birliği ortaya çıkmış idi. Bir de acil ihtiyaçlara binaen daha az maddeden oluşan ve yine partilerin mutabakatının sağlandığı bir çalışma konusu da benimsenmişti. Bu konuyu bugün ele aldık Sayın Genel Başkan'la ve biraz sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaretimizde yine bu konuyu gündeme getireceğiz. Burada gerek AK Parti olarak biz, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi birer arkadaşa görevlendirecek ve onlar kapsamı, sayısı hakkında bir çalışma yapıp genel başkanlara rapor edecek.